Bakın Kur'an-ı Kerim'de İsmet İnönü ile ilgili ayet var, biliyor musunuz? Estağfurullah. Bak 1400 yıl önce yazılan Kur'an-ı Kerim'de İsmet İnönü ile ilgili ayet var. Atıf yapılan, yapacağım. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de şunu söylemiyor mu? Benim mabetlerimi yıkan, ibadet yapılmasını engelleyenden daha zalim kim olabilir ki, demiyor mu? Diyor. Ve bu da mabetleri kapatmadı. Kapattı. Satmadı mı? Evet. Yani Çanakkale'deki ve Bursa'daki bazı camiler, tenzih ederek konuşuyorum, genel ev yapıldı ya. Genel ev yapılan cami var Türkiye'de ya. Oldu hocam, yapıldı maalesef. Yani evet, şarap mahzeni yapılan var, tütün deposu yapılan var, nalbant yapılan var, bol miktarda tüp deposu yapılan var, tahıl ambarı yapılan var. Oysa ya burası, yani bu yapılan dediğimiz yer Anadolu, Anadolu. İstanbul, Ankara, Kilis. Arkadaşlar. Ona bakarsak Lozan Antlaşması'nda bizim Romanya'da bir adamız vardır. Romanya'da. Romanya'da. Maşallah. Bir adamız vardır. Lozan Antlaşması'nda bahse konu olmadığı için, geçmediği için bizim üzerimizde kalmış. Ama o dönemin yöneticileri, bu meşhur İsmet İnönü denen zat, biz burayı nasıl koruyacağız deyip Romanya'ya vermiş. Gidelim çöke. Aynı şekilde 12 adaları, 12 adaları ya biz burayı nasıl koruyacağız diye kalkmış Yunanlara vermiş. Ya bu adam vatan